İsmail Altunsoy, Zaman Gazetesi enerji muhabiri Skype bağlantısıyla karşımda olacak. İsmail Bey günaydın, iyi, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi bu doğalgaz, enerji bunlar çok konuşuluyor son dönemde. Yani dünyanın her yerinde indirimler var. Bizde hala niye zamlı dediğimiz o kadar çok kalem var ki bu konuyla ilgili. Geçtiğimiz günlerde de yine Rusya'nın 184 dolara indirdiğini ama bizim hala 340 dolardan doğalgaz aldığımızı Türkiye konuştu. Dün yine Meydan Gazetesi'nde enteresan bir haber vardı. Elektriğe zam yokmuş gibi görünüyor ama yan kalemlere yapılan zamlarla %200 lira varan bir zam gördüğümüzü gösteriyor. Şimdi gelelim yeni gelişmeye. Gazprom'un yaptığı indirim 10.25'ti zannediyorum. %10.25 özel sektöre. Onu geri almış. Birincisi böyle bir hakkı var mı? İkincisi tabii eyvah diyoruz şimdi. Yani bu indirim geri alınıyorsa biliyorsunuz bizde devlet kepçeyle aldığını, kaşıkla aldığını, kepçeyle verdiğini kepçeyle geri alıyor. Onu da karıştırdık. Şimdi öyle bir korku oluştu. İndirim zamanında bile indirim yokken şimdi indirimin geri alındığı bir dönemde herhalde zam gelecek. Şimdi Erkan Bey şöyle, önce şunu bilmemizde fayda var. Türkiye'de iç pazar doğalgaz fiyatlarının belirleyici kurum BOTAŞ. Zaten BOTAŞ'ın da geçen Ekim ayında, Kasım ayında Rusya ile indirim konusunda anlaşamadıklarını kamuoyuna deklare etti ve uluslararası mahkemeye gitti. Yani Türkiye Rusya'dan herhangi bir doğalgaz indirimi almadı. Sadece işte Aralık ayında 2014'te Putin Türkiye'ye gelmişti. Biz Türkiye'ye doğalgazda %5 indirim yaptık açıklaması yapmıştı. İşte BOTAŞ'ın bunun yetersiz olduğunu söylemişti. Fakat ne %5 ne BOTAŞ'ın söylediği ve talep ettiği indirim hiçbiri gerçekleşmedi. Dolayısıyla BOTAŞ da geçen Ekim ayında zaten kamuoyuna ve Enerji Bakanı da bunu açıkladı. Rusya ile biz indirimde anlaşamadık. Uluslararası mahkemeye gittik. Tabii bu doğalgaz anlaşmalarında belli şartlar var. İndirimin şartları var. İşte onlar gerçekleşirse Türkiye indirim almış olacak veya olur. Yoksa alamayacak. Bana göre Türkiye bunu da kazanamayacak ama bu başka bambaşka bir konu. Şu anda Türkiye ve dünyada doğalgaz fiyatları petrole bağlı çok ciddi bir düşüş yaşıyor. Yani 140-150 dolar fiyatları doğal petrolde 28-30 dolara düştü. Bu şu anlama geliyor. Akaryakıtın aksine doğalgaz fiyatları birebir petrole bağlı. Yani 150 dolarlık bir fiyat 30 dolara düşünce Rusya indirim vermiş vermemiş o bambaşka bir konu. Ama şu anda Türkiye'nin sizin bizim işte bizi izleyenlerin dinleyenlerin doğalgazı çok 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 ucuz fiyata tüketmesi gerekiyor. Ama tam aksine çok 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 pahalı tüketiyor. Bu yanlış. Yoksa şu an indirim bambaşka bir şey. Zaten özel sektör Rusya ile ikili anlaşmalar dahilinde, ikili görüşmeler dahilinde bazı indirimler alıyor. Doğalgaz abonelerine yansıyacak veya doğalgaz abonelerini doğrudan ilgilenecek bir konu değil. Çünkü bu şirketler daha çok toptan satış yapıyor. Yani büyük tüketim olan şirketlere ve lokal çok düşük miktar bunlar. Onun için konuyu toparlarsak, bir, Türkiye'de şu anda indirim Rusya yapmış yapmamış almış almamış bir kenara koyuyoruz. Doğal süreçte petrol fiyatlarının 150 dolardan 30 dolara düşmesi nedeniyle çok çok ciddi bir indirim alınması gerekiyor. Bunu bakanlık da ve bakanlar da ifade ediyor. Yani İsmail Bey, bakanlar da Buyurun. ifade ediyor dedin az önce. Şimdi yani şunu mu demek istiyorsun? Şu 10.25'lik indirimi geri almasının bir önemi yok. Hiçbir anlamı Zaten yok. Hiçbir. bizim ama şu var. Yani biz Buyurun. meselelerden o kadar uzağız ki şimdi Aynen. konu öyle bir speküle edilecek ki ben söyleyeyim. Özellikle belli bir kesim tarafından. Ne yapalım? Bak yani işte Rusya'da Gazprom'da dünyanın en büyük gaz Doğrudur. tedarikçisi zam da yaptı, zamı da geri aldı. Hadi hop devlet işte hükümet yapmak zorunda. Havası verilecek. Bunu buraya yazalım. Haklısınız. Ama siz Haklısınız. diyorsunuz ki buna gerek bile yok. Az önce Enerji Bakanı da söyledi hani dışa bağımlıyız. Çok büyük bir tespitmiş gibi. Biliyoruz dışa bağımlı olduğumuzu bu konuda. Şimdi şu var. İndirim gelecekti. Bunu bahane edip indirimin ortadan kalkması söz konusu mu? Bekliyorduk Şubat ayında bir indirim. Çok Doğal. güzel bir konuya temas ettiniz. Söz konusu olmaması lazım. Çünkü Sayın Bakan önceki gün açıkladı. Biliyorsunuz bizim zamanda bunu biz son 2-3 gündür ve hatta 4 gündür çok ciddi işliyoruz. Sayın Bakan da bunu kabul etti. Zaten hem eski bakan hem yeni bakan şunu söylüyor. Yani doğalgazı ucuz almadıklarını söylemiyorlar.
BOTAŞ çok ciddi zarar yaptığı için geçmiş yıllarda biz şu anda bunun zararını kapatmak için bir yıldır indirim yapmıyorlar. BOTAŞ'ın maddi durumu çok ciddi anlamda düzeldi. Yani bu diyelim işte 180-200 dolarlık doğalgazı 300 dolara satarak yani 300 dolar civarında çok ciddi anlamda bir mali yapısı kuvvetlendi ki Sayın Bakan Berat Albayrak önceki gün açıklama yaptı. Çalışmaya başlattık diyor indirimde. Yapmaları gerekiyor. Bak tekrar ediyorum. Bir konuyu çok net ifade etmemiz gerekiyor. Bir, Rusya şu anda işte indirim yaptı yapmadı, zam yaptı yapmadı hiçbir anlamı yok. Doğal süreç gereği, şu anki var olan anlaşmalar gereği Rusya'nın, İran'ın, Cezayir'in, işte Nijerya'nın yani doğal gaz aldığımız ülkeler formülde yer alan bileşimlerde petrol ana belirleyici. Petrolün fiyatı da işte 2008'de 147 dolar, 2013'te 116-120 dolardı. 120 dolar rakamlarından 30 dolara yani korkunç bir ucuzlama Ya var. onu İsmail Bey, onu zaten artık hakikaten ezberlediğimiz bir şey bu. Yani buna biz anlam da veremiyoruz. Bir takım kılıflara uyduruluyor. Yok, buna Alıcısı kılıf yok. Erkan Bey, buna kılıf hayır, uyduramazsınız. alıcısı Çok var somut. efendim, alıcısı var. Yani şundan dolayı yapmıyoruz, tamam bitti. Şimdi diyor deniliyor. Şimdi şunu soracağım. Bu Gazprom'un %10,25'lik indirimi geri aldığı meselesi yeni mi? Adım adım gidebilir miyiz? Şöyle BOTAŞ açısından yeni değil. Geçen Ha. Ekim ayında açıklandı. Ha. Zaten doğal süreçte BOTAŞ ben mahkeme gittim dedi. Şu anda konu uluslararası mahkemede. Yani Ben BOTAŞ gittim. bir yere gelmeye çalışıyorum. Bu yeni değil Buyurun. efendim. Bakın izleyicilerimize de söyleyeyim. İsmail Bey de söylüyor. Doğalgazdaki bu Gazprom'un indirimi geri alması meselesi, hadisesi yeni değil. Değil. Değil ama nedense tam doğalgazda bir indirimin söz konusu olacağı dönemde bir anda gündeme getirildi. Bir anda ortaya Kesinlikle sürüldü. Ben çok de buradan doğru. diyorum ki muhtemeldir ki indirim yapılmayacak. Bahanesi de bu olacak. Yanılıyor muyum? Çok doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle bir karşı atak. Bu da BOTAŞ'tan ziyade özel sektörün, açık konuşuyorum, bir karşı atadır. Bu bir PR'dır. Kesinlikle yapılması gereken indirimle bir alakası yoktur. BOTAŞ mutlaka ve mutlaka çok ucuz aldığı doğalgazı halkımıza da makul kar ekleyerek, bak ben zararına satsın demiyorum. Bunu istemek mantıklı olmaz. Çünkü nihayetinde zararına da olsa bu vergi vesaire bizden çıkıyor. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. BOTAŞ makul karını ekleyerek vatandaşımıza ucuz doğalgaz satması gerekiyor. Şundan gerekiyor. Çok özel bir konu. Şimdi petrol düşüyor, benzin motorun ucuzlamıyor. Bu doğru. Ama niye ucuzlamıyor? Benzinde, motor önünde 2,84 lira, yaklaşık 3 lira vergi alınıyor. Yani dünya bize petrolü bedava verse biz gidip 3 lira para ödeyeceğiz. Doğalgazda böyle bir şey yok. Doğalgazda ÖTV metreküpte 0,0023 kuruş. Çok komik. Onun için doğalgaz veya petroldeki düşüş anında doğalgaz fiyatlarına, faturaya yansıması gerekiyor. Bu nedenle indirim olması gerekiyor. BOTAŞ'ın makul karla kesinlikle çok hızlı bir şekilde bu ay, yani 1 Şubat, biliyorsunuz bu doğalgazda fiyatlar aylık belirlenmesi gerekiyor. Enflasyon girdi, maliyetleri vesaire. Ama bu uygulanmıyor. Fakat kanun var, mevzuat var. 1 Şubat'ta tarife dönemidir. 31 Ocak 2016 tarihinde indirim açıklanmalıdır. Eğer şimdi açıklanmazsa mevzuat gereği bu 1 Mart'a kalacak. İsmail 1 Mart'a Bey, kalırsa zaten doğalgaz tüketimi havalar ısınıyor, azalıyor. Bir anlamı İsmail Bey olmayacak. ne kadar iyi niyetlisiniz. Ben altın vuruşu yapayım o zaman, soruyu sorayım. Buyurun. Ben indirimi geçtim. Geliyor. Buyurun arkadaşlar, verin, zam mı geliyor kapıda mı, o meşhur laf. Efendim ben diyorum ki bu son hamleyle, bu PR çalışmasıyla indirimi bir tarafa bırakın. Zam gelir mi efendim? Zam. Biz buna da razı kalacağız. Mümkün değil, mümkün değil. Çünkü şöyle, doğalgaz fiyatları geçmiş 6 aylık, 9 aylık petrol fiyatlarına bağlı. Yani böyle bir zam olması gerek ihtiyaç hasıl olsa bile, şu anda petrol 50-100 dolara çıksa bile bunun yansıması fiyatlara 2016'nın sonunda veya 2017'nin Ocak ayındaki formüldeki hesaplama sonucu bize aboneye yansır. Dolayısıyla geçmiş döneme baktığımız için ve geçmiş dönemde de petrol fiyatları düştüğü için mutlaka indirim olması lazım. Şu olabilir, şu risk var. Bu indirim %15, %20, %30 olması gerekirken bunu %5, %10 gibi komik bir seviyeye çekebilirler. Rusya indirimi iptal etmiş anlamındaki çok, yani söyleyecek bir kelime de bulamıyorum. Keşke basında uzman insanlar daha fazla istihdam edilse.
Keşke gelen her bilgiyi pat diye verilmeden bir analiz edilse, bir taransa. Yani bunun gerçeklik payı, doğruluk payı, PR mı, gerçek bir indirim mi, zam mı? Bunlar Peki. yapılmadığı için Peki. indirim oldu diyor, hemen indirim olmadı diyor, hemen pat diye Peki. veriliyordu. Halka sunuluyor, izleyene zaten bu İsmail konuyu Bey, uzman olamaz. çok Buyurun. teşekkür ediyorum. Özetlemiş olalım efendim. Şöyle diyor İsmail Bey de enerji muhabiri Zaman Gazetesi'nin. Benim de hatırımı ve daha doğrusu hafızamı tazeleyip onaylattığım üzere bu indirim meselesi, Gazprom'un indirimi iptal etme meselesi yeni değil. BOTAŞ da bu meseleyle ilgili meseleyi uluslararası mahkemelere taşıdı zaten. Ama ne hikmetse bu indirimin geri alınması hadisesi tam da bir gazda indirimin, doğalgazda indirimin olabileceği ihtimalinin konuşulduğu, hatta 1 Şubat'tan geçerli olsun diye konuşulduğu bir dönemde bir anda bak Gazprom da indirimini geri aldı, ne yapalım acaba noktasına getirdi. İnşallah İsmail Bey mümkün değil diyor ama inşallah biz devletin kurumunun sitesinde doğalgaza zam gelmedi, sadece fiyatı arttı haberini görmeyiz İsmail Bey. Peki, İnşallah, çok ama teşekkürler. iyi ve güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Durum bu. Peki. Çok teşekkürler. Sağ Kolay olun. gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Devam ediyor muyuz arkadaşlar? Ara mı veriyoruz? Pek kısa bir ara verelim.